Allah için salate, Resulullah için salavate, meyit için duaya, Filistin Gazze'de şehit olan kardeşlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılmaya uyun hazır olan İmam Aziz'e. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Allahumma rabbena ya rabbena taqabbal minna innaka entes semiul alim. Ve tub aleyna ya mevlana innaka entet tevvabur rahim. Ve ihdini ve ihdina ve vaffiqna ila'l hakki ve ila tariqil mustakim. İlahi ya Rabbel Alemin, göklerin ve yerin orduları kendisine ait olan Yüce Rabbimiz, şu mübarek Cuma gününde bir araya geldik, ellerimizi sana açtık, kalplerimizi, gönüllerimizi sana yönelttik. Filistin'deki Müslüman kardeşlerimiz için dua ediyoruz, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu meclisimizden hasıl olan sevabı, başta Mescid-i Aksa'da miraca yükselen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek pâk ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Okunan ezanlarımıza kıyamete kadar, dalgalanan ay yıldızlı al bayrağımıza kıyamete kadar sen payidarlık ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu cennet vatanımızı İslam alemindeki Müslüman beldelerini hedef alan zalimleri kahru perişan eyle. Kahhar ismine havale ediyoruz, kahru perişan eyle. Bugün burada bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakarak Müslümanlığımızın ve insanlığımızın gereği olarak zalim İsrail güçlerinin ve işbirlikçilerinin Filistinli mazlum kardeşlerimize yaptığı zulmün ortadan kalkması için zalim, soykırımcı, işgalci İsrail güçlerine karşı mazlum Filistinli kardeşlerimizin acılarını yüreklerimizde hissederek onlara dua etmek amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Müslümanların ilk kıblesi haremimiz, etrafı mübarek kılınmış Mescid-i Aksa'mız her gün terörist İsrail ve Yahudiler tarafından düzenlenen baskınlarla işgal ediliyor. Sokaklarda masum siviller kurşuna diziliyor. Hastaneler bombalanıyor. Gazze adeta açık hava hapishanesine dönüştürülerek temel insani ve tıbbi ihtiyaçların dahi karşılanmasına izin verilmeyen adeta bir soykırıma tabi tutuluyor. Sözde medeni Avrupa ve Amerika her zaman olduğu gibi üç maymunu oynamaya devam ediyor. Katil İsrail! Katil İsrail! Katil İsrail! Katil İsrail! Katil İsrail! Katil İsrail! Sadece Filistinli kardeşlerimizin değil, tüm Müslümanların ve insanlığın izzet ve şerefi her an çiğnenmeye ve direkt masum siviller hedef alınarak soykırım yapılmaya devam edilmektedir. 1947'den itibaren adım adım Filistin'i işgal eden Siyonistlerin amacı Büyük İsrail Devleti'ni kurmaktır.
sivil veya asker fark etmez. Gazze'de ve Filistin'de yaşanan bu durumu kınamayan, kalbinden buğz etmeyen, bu zulme sessiz kalan, başta İsrail vatandaşları olmak üzere her insan, Filistin topraklarında işlenen bu soykırım ve işgale doğrudan ortaktır. Ne kadar zulmederseniz edin, ne kadar kan dökerseniz dökün, ecdat yadigarı, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü ve Filistin'i bizden koparamayacaksınız. Kudüs ve Türkiye ayrılmaz bir bütündür. 1982 yılında Hakk'ın rahmetine kavuşan Filistin'deki son Osmanlı askeri, Kudüs muhafızı Iğdırlı Hasan Onbaşı gibi Kudüs'te mazlumların savunulması, zulmün durması için Kudüs'ün ve Filistinli muhafızı her ferdi ve yöneticisiyle Türkiye'nin üzerine Kudüs'ü korumak bir vecibedir.